Bu videoyu God of War oynamamış veya oynayacak oyuncu dostlarımızın izlemeleri Kratos tarafından pek hoş karşılanmayacaktır. Çünkü serinin tüm hikayesi, bitişi ve sonrasında bizi nelerin beklediğini tartışacağımız için belli başlı spoilerlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir önceki God of War videosunda uzun uzun oyunun yapım aşamasından, bilgisayara gelişinden, PlayStation Exclusive mantığının artık resmen bittiğinden, God of War'un bilgisayar tarafındaki unsurlarından ve içeriğinden uzunca bahsetmiştik. Peki oyun bittikten sonra ne oluyor? Açıklanması gereken bir konu. Deneyim eden ve göz gezdiren herkes şunu fark etmiştir ki God of War'ın 2018 versiyonu önceki God of War oyunlarından birçok şeyi hala kendinde barındırıyor ve oyuncuyla buluşturuyor olsa bile bu soft bir reboot abi. Peki bu soft reboot dediğimiz olay ne? Bu olayı anlamanız için God of War serisinin hikayesine derinlemesine inmemiz gerekecek. Bölüm 1. God of War serisinin hikayesi. Soft reboot dediğimiz ve bilgisayara gelen 2018 versiyon God of War'da Kratos'ta birkaç değişiklik göze çarpmıştı. Karakterimiz yeni macerasında biraz daha yaşlı, tekrar evlenmiş ve bir de çocuk peydahlayıp sakalları uzatmış bir şekilde karşımıza çıkmıştı. Ve hepimiz şunu fark etmişizdir ki Kratos bu gerçek bir alt metni sağlam bir karaktere dönüştü. Tabi karaktere bir çocuk bir de sakal verince olmadı bu alt metni sağlam karakter evrimleşmesi. Eskiden önüne geleni kana boğan, acıması olmayan, rakiplerini lime lime eden ve heykelsel türünün cevabı olan bir adamın daha ağırbaşlı, sorumluluğunun farkında olan ve gerçek bir baba figürüne evrimleşmesinden bahsediyoruz. Peki Kratos daha önce neler yaşadı? Nefreti, tanrılarla olan münasebeti, intikam ateşiyle Yunanlıların neredeyse tüm mitolojik kahramanlarını Julian misali doğraması ve daha birçok şey. Bunların nedenlerine ve sonuçlarına hep beraber bir inelim. Kratos, Sparta'da gayrimeşru bir çocuk olarak dünyaya geliyor. Annesiyle beraber ardı arkası kesilmeyen dedikodular ve baskılar sonucunda yaşadıkları bölgeden başka bir kasabaya yerleşmek zorunda kalıyorlar. Kratos bu kasabada belli bir yaşa geldikten sonra Sparta'daki eğitimlerde çok sert ve acımasız koşullarda gerçek bir asker eğitimi alıyor. Aynı kasabada dünyaya gelen kardeşi Deimos'la birlikte alıştırma yaptığı sırada Olympus'un iki tanrısı Ares ve Athena kasabalarına saldırı düzenliyor. Bu saldırının nasıl amacıysa kahinlerin Olympus'un sonunu getirecek işaretlenmiş bir ölümlüden bahsediyor olması. Kehanete göre işaretlenmiş kişiyi kontrol altına alan Olympus'un kaderini de kontrol edecekti. Doğum lekesinin işaret sanılması nedeniyle Ares ve Athena Kratos'un kardeşi Deimos'u esir alıyor. Bu sırada Kratos kardeşini almaya çalışan Ares'e saldırıyor ama Ares Kratos'un tam gözünün ortasına Osmanlı tokadını öyle bir yerleştiriyor ki Kratos'a heybetli yara izini hediye ediyor. Böylece Kratos'un tam gözünün üstündeki yara izinin nedenini de öğrenmiş olduk. Ares Kratos'u öldürmek üzereyken Athena araya girerek, "Ya Aresciğim, zaten işaretlenmiş veledi ele getirdik. Çolukla çocukla uğraşmaya ne gerek var? Hadi gidelim şunu hapsedelim." diyerek Kratos'un hayatını kurtarmış oluyor. Ares Deimos'u ölüm diyarına hapsediyor. Deimos burada yıllarca süren işkencelere maruz kalıyor ve onu hayatta tutan tek şey abisi Kratos'un bir gün onu gelip kurtaracağı umudu oluyor. Ancak geçen zamanla bu umut yerini öfkeye bırakıyor ve Deimos acılı işkenceler eşliğinde büyüyor. Deimos'un artık hayatta kalmasının tek nedeni abisinin onu kurtaracağı umudu değil, abisinin onu unuttuğunu düşünerek edindiği intikam arzusu oluyor. Kardeşinin kaçırılışıysa Kratos'un hayatında büyük bir iz bırakmıştı. Bu izi sadece ruhunda değil vücudunda da taşımak isteyen Kratos, kardeşinin doğum lekesini vücuduna dövme yaptırıp onu bir saniye olsun unutmadığını, hatırlamak istediğini kendine aşılamıştı. Böylece işaretlenmiş kişinin kim olduğu da açığa çıktı, değil mi? İlerleyen zamanlarda başarılı bir komutana dönüşen Kratos kısa sürede yükselerek Sparta ordularının komutanı olmuştu. En başta 50 adamı varken zamanla askerlerinin sayısını binlere, 10 binlere çıkaran Kratos, general olmadan önce birçok zafer kazanmış ve ailesine her savaş sonrası pahalı mücevherler, oyuncaklar ve hediyeler getirmeyi ihmal etmemişti. Ailesine verdiği en değerli hazinelerden bazıları karısına verdiği mücevherlerle süslü bir yüzük ve kolyeyken kızına da ahşaptan oyma bir flüttü. Savaştan savaşa koşan Kratos zamanla çok acımasız ve savaşa aç biri haline gelmişti. Bu generalin alışılmışın dışında bir savaş tekniği vardı. Savaşların çoğu da onun akılcı taktikleri sayesinde kazanılmıştı. Bu dönemde Lissandra ile evli olan Kratos'a hesap sorabilecek tek kişi o çok sevdiği karısı Lissandra'dan başkası değildi. Eşinin uyarı ve isyanlarını dinlemeyen Kratos tüm dünyaya Sparta'nın zaferlerini duyurmak istediğini söylüyor. Karısı ise bunun sadece kan usamış benliğini duyurmak için saçma bir hareket olduğunu Kratos'un yüzüne defalarca vuruyor.
alıyordu. Kratos ordusuyla doğuya yaptığı bir seferde barbarlarla karşı karşıya gelmişti. Merhamet nedir bilmeyen barbarlar disiplinli Sparta ordusuna ağır bir yenilgiye uğratmış ve Kratos ölümün ta kendisiyle yüz yüze gelmişti. Bunun üzerine ölümün eşiğindeki Kratos Ares'ten "Düşmanlarımı yok et, hayatımı sana adayım" diye yardım istemişti. Ares Kratos'un bu isteğini kabul ederek dünyaya inip tek bir hareketiyle tüm barbarları yok etmişti. Daha sonra Kratos'a hizmetkarı olması adına Kaos'un bıçaklarını vermişti. Bu bıçaklar Kratos'un etine işleyerek onunla bütünleşmiş ve ona müthiş bir güç bahşetmişti. Tabi aynı anda büyük de bir acı. İşte Kratos'un kabuslarla dolu hayatı buradaki olaylardan sonra başlayacaktı. Çünkü Ares'le yaptığı anlaşmanın kendisi için çok büyük bir bedeli olacaktı. Kratos zorunlu olarak Ares'e verdiği söze sadık kalmış, onun adına köyler basıp şehirleri yağmalamış ve dünyayı büyük bir kaosa doğru sürüklemişti. Bir gün Athena'nın takipçilerinin olduğu bir köye baskın yapan Kratos bu köyü yakıp küle çevirmişti. Yıkım için girdiği bu köyde bulunan kainin tüm uyarılarına rağmen Athena'nın tapınağına baskın yapan Kratos, tapınağın içerisinde olan herkesi Kaos'un bıçaklarıyla öldürmüştü. Bu katliam sırasında cinnet geçiren Kratos farkında olmadan karısı ve kızını da parçalara ayırmıştı. Tapınaktaki yangın büyürken cinnetten kurtulan Kratos karısını ve kızını katlettiğini fark etmiş ve anlamıştı ki bir zamanlar hayatını kurtaran Ares kalbinin derinliklerinde merhametten geriye kalan ne varsa alıp onu tam bir ölüm makinesine dönüştürmüştü. Bunun hemen akabininde köyün girişinde kendisini uyaran kain gelip işlediği suçun cezası olarak katlettiği eşi ve kızının küllerini Kratos'un vücuduna üfleyip Kratos'un teninin bembeyaz bir renge bürünmesine neden olmuştu. Artık ölümün rengini teninde yaşatan bir adama dönüşen Kratos solgun derisi nedeniyle The Ghost of Sparta, yani Sparta'nın hayaleti olarak anılmaya başlanacaktı. Kratos yaşanan tüm hadiselerin sonucunda Ares'e olan yeminini bozmuştu. Bu durum karşısında öfkelenen Ares yemin bozucuların cezalandırıcısı olan Freeze kardeşlere Kratos'u cezalandırmalarını emretmişti. Kratos ailesinin korkunç ölümleriyle ilgili kabuslar görüp görüp duruyordu. Aynı zamanda eski hatıralarını ve ailesinin ölümlü kabuslarında görüp delirmeye başladığını bile düşünmüştü. Freeze kız kardeşlerden Alecto'nun oğlu Orkos Kratos'un haksız yere cezalandırıldığını düşünerek Kratos'a yardım etmeye karar vermişti. Orkos aynı zamanda Ares tarafından kendisinin yenilmez bir savaşçıya dönüşmesi istendiği ancak hayal kırıklığı yaratan bir karakterdi. Bu iki kişinin çıktığı yolculukta akıl oyunlarından ve Ares'ten tam anlamıyla bağlarının kopması için Freeze kardeşlerinin yok edilmesi gerekiyordu. Uzun sürmeden Freeze kardeşlerle Kratos karşılaşmış ve büyük bir çarpışma başlamıştı. Kratos yakalanarak zincirlenmişti. Son karşılaşmalarında Kratos'un kolunu kopardığı Magera öfkesine hakim olamayarak zincirlenmiş bir şekilde hapsolan Kratos'un kelepçelerini yanlışlıkla koparmış ve Kratos'un ellerinde can vermişti. Diğer kardeşlerle ise kovalama yeniden başlamıştı. Kovalamacı sonrasında iki kardeş Kratos'un öfkesi ve Kaos'un bıçaklarının tadına bakarak ölmüşlerdi. Artık Kratos Ares'le olan bağlarından tamamen kurtulmuştu. Ya da öyle sanıyordu. Kratos Sparta'ya döndüğünde onu büyük bir sürpriz bekliyordu. Orkos ölmeden önce annesinin kendisini Kratos'un yemininden sorumlu tuttuğunu, dolayısıyla kendisini öldürmezse Ares'le olan bağının ne yazık ki tamamen kopmayacağını açıklamıştı. Bunun üzerine Kratos istemeden de olsa Orkos'u öldürmek zorunda kalmıştı. Kratos nihayet yemininin boyunduruğundan kurtulmuş ancak kabuslar şiddetli şekilde ona geri dönmüş ve yakasını bırakmamıştı. Dinmek bilmeyen vicdan azabı ve halüsinasyonlardan kurtulmak için Olympus'a hizmet etmekten başka çare bulamayan Kratos yine yollara düşmüştü. Kratos'un 10 yıl sürecek olan serüveni Attista ordularına katılmasıyla başlayacaktı. Ordu içinde iyi bir yere gelen Kratos bu dönemde Pers orduları ve korkunç canavar Basilisk'le karşılaşmıştı. Uzun savaşlardan sonra Pers kralı ve Basilisk'i öldüren Kratos sonrasında tanrılarla konuşmuştu. Hemen ardından da güneşin kayboluşuna ve dünyanın sonsuz karanlığa hapsedilmesine tanık oldu. Dünyadaki tek ışığın Maraton şehrindeki Helios tapınağında olduğunu gören Kratos beklemeden yola koyuldu. Yolda Athena'nın heykeliyle karşılaşan Kratos olup biteni Athena'dan öğrendi. Öğrendiği şeye göre Helios ortadan kaybolmuş ve rüya tanrısı Morpheus tanrıları derin bir uykuya yatırmıştı. Morpheus Helios'un ortadan kaybolmasını fırsat bilerek Yunanistan'ı Karasis'le kapladı. Athena tek çarenin ortadan kaybolan Helios'un geri getirilmesi gerektiğini söyledi Kratos'a. Bu yeni görevinde Morpheus'un canavarlarıyla mücadele eden Kratos tapınağın girişinde Helios'un kız kardeşi Eos'la karşılaştı. Helios'un kardeşi Eos bütün olanları Kratos'a anlattı. Buna göre Helios bir şekilde serbest kalan ve Titan olan Atlas tarafından yeraltı dünyasına kaçırılmıştı. Şayet Sparta'nın hayaleti Helios'u kurtarırsa yakasını bir türlü bırakmayan geçmişinden, lanetinden ve kabuslarından ebediyen kurtulacağını sözünü de almıştı. Dolayısıyla Kratos istemeden de olsa bu görevi kabul etmek zorunda kalmıştı. Bunun üzerine Eos kardeşi Helios'u kurtarması için Kratos'a yangın atlarını vermiş ve yeraltı dünyasına gitmesini sağlamıştı. Kratos at tanrılarını uyandırdıktan sonra Helios'un ışığının yardımıyla yer
yeraltı dünyasından dünyanın sütununa doğru yola koyulmuştu. Hades'in mekanında yaratıklarla çarpışan Kratos, güçlü bir silah olan Zeus'un zırh parçalayan eldivenlerini almış ve Tartaros'a giderek Chiron'u öldürmüştü. Kratos tüm yolculuğu boyunca kızı Kayyopi'ye hediye ettiği flütün notalarını dinlemekten kurtulamamıştı. Dünyanın sütunundaki Persefone'un tapınağına vardığında büyük bir sürprizle karşılaştı. Bu sürpriz ise kızı Kayyopi'ydi. Kızının peşinden koşan Kratos tapınağa geldiğinde kızı yerine yeraltı dünyasının kraliçesi Persefone'la karşılaşmıştı. Kratos kızını yeniden görme konusunda ısrarcı olunca Persefone'un bunun tek çaresinin tanrılar tarafından kendisine bahşedilen gücü terk edilmiş ağaca vermesi gerektiğini söyledi. Kratos bu isteği hiç düşünmeden gerçekleştirdi ve güçlerini kaybederek sıradan bir ölümlüye dönüştü. Güçlerini kaybeden Kratos cennete gidip orada kızını gördü ve hayatının en mutlu anlarını yaşamaya başladı. Ancak aniden ortaya çıkan Persefone niyetini ve planlarını belli etti. Aslında Atlas'ı özgürleştirip Helios'u kaçırmasını sağlayan ta kendisiydi. Persefone Atlas'ın gücünü kullanarak dünyanın sütununu yıkmak ve çok sayıda ölümlüyle Olympus'un tanrılarına komple kurmak istiyordu. Fakat Persefone planını başarılı bir şekilde uygularsa Kayyopi ölecek ve Kratos bir daha kızını göremeyecekti. Kratos kendini zorlayarak cennetteki masum ruhları öldürmeye başlayıp gücünü geri aldı ve Sparta'nın hayaleti tekrar dirildi. Sonrasında Persefone'la karşılaşmaya doğru giden Kratos kızının arkasından ağladığını duymamış ve asla duymayacaktı. Kratos'un içten içe büyüyen nefreti tanrılara olan hizmetinde sadece daha güçlü olmasını sağlıyordu. Büyüyen nefretiyle beraber iyice delirmeye de başlıyordu. Zorlu kapışmalardan sonra Kratos Persefone'u Zeus'un eldivenleriyle öldürüp Atlas'ı da dünyanın sütununa zincirleyerek görevini başarıyla yerine getirdi. Yeraltı dünyasından ayrılmadan önce Atlas Kratos'a tanrıların gerçekten sözlerinde duracaklarına inanıp inanmadığını sordu. Ancak Kratos Atlas'ın sözlerine kulak asmadan yangın atlarını kullanarak yeraltı dünyasından çıktı. Kratos dünyaya döndükten sonra kendilerini kurtardığı için Athena ve Helios tarafından kendisine çeşitli güçler hediye edildi. Kratos'un Athena ve Helios'u kurtarmasının üstünden 10 yıl geçti. Bu 10 yılın sonunda Athena'nın şehri Ares'in ordusu tarafından yerle bir edilmekteydi ve Kratos'un bitmek bilmeyen öfkesi Athena'yı bu yıkımdan kurtarabilecek tek silahtı. Çünkü Kratos geçmişte tüm yaşadıklarının sorumlusu olarak Ares'i görüyordu. İntikam duygusuyla görevi kabul eden Kratos denizlere dehşet saçan bir yaratık olan Hydra'yı öldürdükten sonra savaş tanrısı Ares'ten intikam alma şansını yakaladı. Bu intikam yolculuğu sırasında Kratos'a Athena yardımcı oldu ve Pandora'nın kutusu yardımıyla Ares'i yenebileceğini söyledi. Kratos savaştan dolayı harap olan Athena da Ares'in sayısız kölesini ve Gorgon kraliçesi Medusa'yı öldürdü. Athena'nın kaininin verdiği talimatlar Kratos'u kayıp ruhlar çölüne götürdü. Büyülü kapıyı açmayı başaran Kratos, Titan Kronos'un sırtında taşıdığı Pandora tapınağını buldu. Tapınağın içindeki zorlu savaşlar yaşayan Kratos Pandora'nın kutusunu bulup tapınağın önüne çıktı. Pandora'nın kutusunun alındığını öğrenen Ares, Athena'dan Pandora tapınağına büyük kırık bir sütun fırlattı. Hızla gelen sütun Kratos'a saplanıp onu duvara mıhlayarak öldürdü. Ares ise Hades'in iplerini kutuyu almaları için oraya gönderdi. Cehennem nehrine düşecekken son anda bir çıkıntıya tutunan Kratos zor da olsa Hades'in ruh yiyen pençelerinden kurtulmayı başardı. Düştüğü cehennemden çıkmasına ise daha önceden tanıştığı mezarcı yardım etti. Hızla Ares'in bulunduğu yere giden Kratos kutuyu Ares'ten geri alıp açtı ve tanrı büyüklüğüne erişti. Sert bir mücadele sonrasında Ares 4 canavarımsı enkarnasyonunu kullanarak Kratos'u ailesini öldürdüğü zamana geri gönderdi. Kratos gittiği yerde ailesini hayatı pahasına korumuş ancak Ares kaos bıçaklarını kullanarak Kratos'un ailesini yeniden öldürmüştü. Kratos gerçek dünyaya döndüğünde Ares Kratos'a bahşettiği ve vücuduyla bütünleşmiş kaosun bıçaklarını söküp geri aldı. Bunun üzerine Kratos Athena ile bir tapınak arasında köprü görevi gören tanrıların kılıcını gördü ve onu kullanarak savaş tanrısı Ares'i öldürdü. Kratos imkansızı başarmış ve ölümlü olarak bir ölümsüzün bir tanrının nefesini kesmişti. Ares'i öldürmesinin akabininde Athena'nın yanına giden Kratos takdirle karşılandı. Artık vicdan azabından kurtulma anı gelmişti. Ancak Athena korkunç gerçeği açıkladı. Kratos'un günahları affedilmişti ama hiç kimse Kratos'u rahatsız eden korkunç hatıraları dahil anıları silecek güce sahip değildi. Artık Kratos için tüm umutlar tükenmişti. Bu haber üzerine Kratos yüksek bir uçurumdan kendisini boşluğa bıraktı. 10 yıl süren acılar ve sonu gelmez kabuslar artık son bulacaktı. Kratos'un tek kaçış yolu ölümdü. Ancak Olympuslular kendilerine büyük hizmetler yapmış bu yetenekli savaşçıyı ölüme terk etme niyetinde değillerdi. Athena Kratos'u denizin dibinden çıkarıp kurtardı ve ölümle değil tahtla ödüllendirileceğini söyledi. Ve Olympus'taki Ares'e ait boşalmış tahtı ona sundu. Bir portaldan geçerek Ares'in tahtına oturan Kratos taht odasında en büyük düşmanlarının heykellerini gördü. Bundan sonra yapılacak olan tüm mücadeleler iyilik ya da kötülük için fark etmez.
Atlantis'in savaş tanrısı Kratos'un gözleminde olacaktı. Yeni savaş tanrısı olan Kratos hala dehşet verici kabuslarla yaşamak zorundaydı tabi. Tanrılar arasına girmiş olmasına rağmen ulusunu unutmamış ve komutası altında ordularıyla fetihlerine devam ediyordu Kratos. Bir gün Sparta lejyonlarına Yunan şehirlerine saldırma emri vermişti. Kratos son zamanlarda teselli bulmak için kendi askerlerinin yanına inip onlarla birlikte savaşıyordu. Bitmek bilmeyen savaşları ve kabusları nedeniyle Kratos gerçek anlamda delirdi. Zamanında diğer tanrılara hizmet ettiği için kendine sürekli kızdı. Tanrıların kendini bir köle gibi kullanmalarından dolayı da onları kin beslemeye başladı. Bu yüzden diğer tanrılardan uzak bir yaşam tercih ediyordu. Bir kabusunda annesinin çağrılarını işitti. Bunun üzerine Athena'nın uyarılarına rağmen annesi Kaisto'nun tutulduğu Atlantis şehrine doğru yol aldı. Poseidon'un tüm engellemelerine rağmen Atlantis şehrine ulaşan Kratos annesi Kaisto'yu hasta bir şekilde buldu. Kratos annesiyle olan buluşmasında kardeşi Deimos'un hayatta olduğunu ve işkenceye maruz kaldığını öğrendi. Ancak bu sözlerin ardından Kaisto bir canavara dönüştü ve Kratos'a saldırdı. Kratos istemeden de olsa kendini savunmak zorundaydı. Canavara dönüşen annesini katletti. Kratos annesini kaybetmesinin öfkesiyle tutsak tutulan Titan Tyr'i serbest bıraktı. Atlantis'in yok olmasına sebep oldu. Atlantis'ten Sparta'ya geri dönen Kratos burada Ares'in taraftarlarının isyanıyla karşılaştı ve savaşçılarıyla bu isyanı bastırdı. Ares'in tapınağında Athena'nın kardeşinin tutulduğu ölüm diyarına geçişin sadece Atlantis'ten olduğunu ve Atlantis'e geri dönmesi gerektiğini anladı. Silahlarını alarak Atlantis'e geri dönen Kratos'u şehrini yok ettiği için kendisine kin besleyen Poseidon'un savaşçıları karşıladı. Ancak bu noktada mezarcı yine Kratos'un karşısına çıktı ve Sparta'nın hayaletine dikkatli olması gerektiğini söyledi. Kratos ise ölüler diyarına girerek kardeşi Deimos'u kurtarmaya çalıştı. Lakin kendisini kurtarmakta geç kaldığını düşünen Deimos abisini asla affetmeyeceğini söyledi ve ona saldırdı. Bu kavga sırasında ölüler diyarının sahibi Thanatos gelip Deimos'u uçuruma doğru fırlattı. Tam bu sırada Kratos yetişerek uçurumdan düşmek üzere olan kardeşini kurtardı ve abi kardeş Thanatos'a saldırmaya başladı. Thanatos bu saldırılar karşısında şaşkına dönse de siyah bir canavara dönüşüp Deimos'u ağır yaralamayı başardı ve onu öldürdü. Kratos bu sahne karşısında çok daha fazla öfkelendi ve Thanatos'a feci şekilde dayak atarak onu öldürdü. Nihayetinde Kratos ailesinden bir kişiyi daha kaybetmişti ve kardeşini alıp mezarcıya teslim etti. Bu sırada Athena Kratos'un yanına gelip kardeşi ve annesinin ölümüyle artık dünyevi dertlerle bağının olmadığını belirtti ve tam anlamıyla Olympus'lu olmasının zamanı geldiğini söyledi. Kratos'a Olympus'a karşı savaşacağını ve onlara kan kusturacağını ilan etti. Ares'i yok eden ve tahtta oturan Kratos yüreğindeki geçmişin yangını ve Olympus'lara olan öfkesiyle tüm dünyayı yıkmaya başladı. Bir gün Kratos ölümlü halinde ordularıyla birlikte savaşırken Hera'nın evcil hayvanı Argus tarafından saldırıya uğradı. Kratos önce canavara yenildi, ardından da bilinmeyen bir suikastçı tarafından Olympus üzerindeki itibarının yok edilmesi adına saldırıya uğradı. Suikastçıyı takip eden Kratos Hades'in hizmetkarları tarafından durduruldu. Fakat Kratos teslim olmadı ve takibine devam etti. Tanrılar tarafından gönderilen bir haberci olan Kyoix, Kratos'u durdurunca suikastçı kaçmayı başardı. Kyoix'in Zeus adına kendisini takip ettiğini ve gitmesine izin vermeye niyeti olmadığını söylemesi Kratos'u daha da sinirlendirdi. Kratos Zeus'tan gelen haberciyi öldürünce tüm ilişkiler koptu ve Zeus Kratos'a karşı hemen harekete geçti. Bu sırada Kratos ordularına yaratılışın kaynağı olan Rodos'a saldırmalarını emretti. Athena yine tanrıların keyfini kaçıracağı korkusuyla kendisini uyardı ancak Kratos onu dinlemedi. Yaşadığı yüksek yerden dünyaya atlayan Kratos şehri yıkmaya başladı. Bu sırada uzaktan gelen bir kartal Kratos'un tanrısal güçlerinin çoğunu elinden aldı. Kratos normal bir ölümlünün boyutuna küçüldü. Kartal ise Kratos'tan aldığı güçleri orada bulunan özgürlük heykelinden bozma Rodos heykeline aktarıp ona hayat verdi. Kratos ve ordusu heykele karşı verdikleri uzun mücadelelerin ardından Zeus devreye girdi. Zeus, Olympuslularla Titanlar arasında yaşanmış büyük savaşı bitiren kılıç olan Olympus'un kılıcını Kratos'a gönderdi. Kratos'un bu kılıcı kullanmak için kalan ölümsüzlük de dahil tüm gücünü bu kılıca aktarması gerekiyordu. Ve kılıcı kullanmak için bunu yaptı. Kratos kılıcı kullanarak heykeli yenmeyi başardı ve zaferi göklere haykırırken heykelin göklerden düşen devasa erik Kratos'a isabet etti ve Kratos heykelin elinin altında kaldı. Çok ağır yaralanan Kratos bıçaklarının yardımıyla zar zor sürünürken güçlerini alan kartal Zeus'a dönüştü. Zeus Kratos'a Ares'in Olympus'a yaptığı şeylerin aynısını kendisinin yapması için böyle bir tuzak kurduğunu ve emrine girmesi karşılığında hayatını bağışlayacağını söyledi. Kratos'un teklifi reddetmesi üzerine kılıcı onun karnına saplayan tanrıların kralı onun hiçbir zaman Olympus'u hak etmediğini ve dinsiz biri olarak anılacağını söyledi.
edildi. Daha sonra Zeus kılıcın gücünü kullanarak şehirdeki tüm savaşçıları öldürdü. Zeus bir sorunu daha çözdüğünü düşünüp giderken Kratos ona bu yaptığını ödeteceğine dair yemin etmişti. Kratos öldükten sonra yeraltı dünyasının kolları tarafından cehenneme doğru çekilmeye başlandı. Bu sırada Titanların annesi Gaia tarafından kurtarılan Kratos Titanların başına gelenlerin nasıl mahkum edildiklerini öğrendi. Meğer Titan Kronos Zeus'un babasıymış ve Kronos bir kehanette çocuklarından birisi tarafından alt edileceğini öğrenince tüm çocuklarını yok etmeye başlamış. Zeus'un annesi Rhea ise Kronos'u kandırarak çocuğunu kurtarmış ve bir adada Gaia'nın yardımıyla oğlu büyümüştü. Tabi Zeus'la birlikte büyüyen diğer bir şey de intikam duygusu olmuştu. Sonunda Zeus Titanlarla savaşa tutuştu ve Olympus'un kılıcını kullanarak bütün Titanları yeraltı dünyasının derinliklerine hapsetti. Gaia bu yenilgiyle birlikte küçük duruma düşürüldüklerini ve haysiyetlerinin çalındığını belirterek intikam almak istediklerini Kratos'a iletti. Kratos intikam önerisini kabul edince Gaia Kratos'un karnındaki yarığı mühürleyip ölmeden önceki gücünün bir kısmını ona geri verdi. Daha sonra Gaia'nın yardımıyla yeraltı dünyasına çıkan Kratos hayatta kalmış olan bir Sparta askerine rastladı. Askeri Sparta'ya geri dönmesini ve başka bir savaş için hazırlanmalarını söylemesini emretti. İntikamını almak adına Olympus'a dönmek için Pegasus'a binen Kratos bu kanatları yanan ata sözlerini geçiremedi. Gaia Kratos'a Zeus'tan intikam alması için Olympus'un kılıcını kullanması gerektiğini ve bunun için kaderin kız kardeşlerini bulup zamanda geriye gitmesi gerektiğini söyledi. Kratos kaderin kız kardeşlerini bulmak için çıktığı yolculukta Prometheus'la karşılaştı. Prometheus kendisinin çektiği azaptan kurtulmak ve içinde yanan Olympus'un ateşini alması için Kratos'a yalvardı. Bunun üzerine Typhon'un inine giren Kratos Typhon'un yayını aldı ve Prometheus'un son zincirini de kırdı. Prometheus'un yanan külleri Kratos'a Titanların gücünü verdi. Kratos güvenli bir şekilde yaratılış adasına vardı ve kız kardeşlerin koruyucusu olan Theseus'la karşılaştı. Kratos Theseus'la kimin daha iyi bir savaşçı olduğunu anlamak için, Perseus'la kendi sevgili Andromeda adasını kurtarmak için, Barbar Kral'la geçmişteki kaderini değiştirmek için, Icarus'la da deli olduğu için dövüştü. Bu şahısların hepsini yendi ve onlardan değerli eşyalarını aldı. Ancak son dövüşünde Icarus'la birlikte yeraltı dünyasına düştü. Icarus'u öldürdü ve dünyayı sırtında taşıyan Titan Atlas'la karşılaştı. Eski meseleler yüzünden Tanrılar ve Kratos'tan nefret eden Atlas, Kratos'u ezmeye çalıştı ancak Kratos amacını söyleyince Atlas bu kararından vazgeçip Kratos'a yardım etmeye karar verdi. Kratos geri yeryüzüne döndüğünde karanlık bir odada Sparta'ya gitmesi için emir verdiği askerle dövüşüp yanlışlıkla onu yaraladı. Asker Kratos'a Zeus'un Sparta'yı yok ettiğini söyledi ve öldü. Öfke içinde gökyüzüne bağıran Kratos hıncını kendisini öldürmek için gelen Kraken'den çıkardı. Kraken Kratos'u yakalayıp kavradığında hayalindeki karısını ve Sparta'nın yıkılışını gördü Kratos. Karısı Kratos'a Hades'in sonsuz ateşini vermiş ve Zeus'u affetmesini söylemişti. Bu olaylardan kısa süre sonra Kratos kaderin kız kardeşlerinin yanına çıktı ve kardeşlerden Lekkesis'le konuşmaya başladı. Lekkesis Kratos'a sadece kaderinde ne yazıyorsa onları yaşayabileceğini, yapabileceğini ve kaderinde Zeus'u öldürmesinin yazmadığını söyledi. Kratos lafı uzatmadan direkt Lekkesis'le dövüşmeye başladı. Ancak aniden ortaya çıkan kardeş Atropos Kratos'u alıp geçmişe götürdü. Atropos geçmişte Kratos'un Ares'i yenmesini sağlayan tanrıların kılıcını kırmaya başladı. Kratos da bunu engellemeye çalıştı çünkü kılıç kırıldığında Ares Kratos'u öldürecekti. Bunun sonucunda Kratos şimdiki zamanda da ölecekti. Atropos'u durduran Kratos, Atropos'un kardeşi Lekkesis'i de aynanın içine hapsedip kız kardeşleri geçmişe gönderdi ve aynaları mühürledi. En büyük kardeş olan Claudio ile karşılaşan Kratos, Claudio'yu öldürdü ve Loom Clamber'ı kullanarak geçmişe gitti. Kratos, Zeus'un kendisini Rodos'ta öldürdüğü zamana geri gidip kılıcı ondan geri aldı. İkili kurban zirvesinde dövüşmeye başladı. Ancak Zeus'un güçlü yıldırım fırtınalarına dayanamayan Kratos pes etti. Bunun üzerine Kratos, Zeus'tan sefaletine son vermesini istedi. Zeus, ölümünün hızlı olacağına dair söz verip şunları söyledi. Senin hayatınla oğlumu serbest bırakacağım ama bu senin işkencenin başlangıcı olacak. Bu sözler üzerine Kratos ani bir hareketle Zeus'u gafil avladı ve bıçaklarının yardımıyla onu kayalara yapıştırdı. Sonrasında yerde duran Olympus'un kılıcını alıp Zeus'a saplamaya çalıştı. Tam bu sırada Athena gelip Zeus'u savunmak adına Kratos'u durdurdu. Kratos'un bir anlık dalgınlığından yararlanan Zeus kaçmaya çalışırken Kratos onu öldürmek için son bir hamle yaptı ancak Athena kılıcın önüne geçti ve kılıç Athena'ya saplandı. Athena ölürken babası Zeus'un da oğluyla aynı kaderi paylaşmaması ve Yunanistan'ın geleceği için bu hareketi yaptığını söyledi. Yani Kratos'a intikam almaktan vazgeçmesi için yalvardı. Çünkü Olympus Zeus'un ta kendisiydi ve onun sayesinde yaşıyordu. Ayrıca Athena Zeus'un Kratos'un babası olduğunu da söyledi. Fakat Kratos bunu kabullenmedi, babasının olmadığını iddia etti. Sonrasında Zeus'un hiçbir şey hak etmediğini ve tanrıların zamanının artık bitmesi gerektiğini söyledi ve tekrar Loom Clamber'a dönen Kratos zamanda daha da geriye gitti. Geldiği yerse tanrılarla Titanlar arasında meydana gelen büyük savaştı. Kratos Loom Clamber'ı kullanarak Titanları kendi zamanına
sonuna getirdi ve bu iki güç birleşip Olympus'a saldırdı. Olympuslar da bu savaşa hızlıca karşılık verdi. Zeus'un emirleriyle yeraltı tanrısı Cehennem'e, Hermes, Helios ve Poseidon dağa çıkan titanları aşağı düşürmeye gitti. Herkül ise orduları toplayıp savaşa dahil oldu. İlk saldırı yapan tanrı Poseidon Olympus'tan füze gibi inmiş ve Epimetheus'la birlikte denize düşmüştü. Daha sonra da Leviathan formuna girip Kratos'un üzerinde durduğu Gaia'ya saldırdı. Poseidon her yerden çıkan kollarıyla Gaia'yı aşağı sürüklemeye başlayınca Kratos onu durdurmaya çalıştı. Poseidon'un savunmasını kırıp Poseidon'u Leviathan'ın içinden çıkaran Kratos onu iyice bir dövdü. Gözlerini çıkardı ve boynunu kırıp uçurumdan aşağı attı. Poseidon'un ölümüyle denizlerde tsunamiler ve büyük seller başladı. Olympuslu halkın çoğu da hayatını kaybetti. Poseidon'un ölümü kıyılarda yaşayan tüm dünya insanlarını etkiledi. Poseidon'u öldürdükten sonra Olympus'un tepesine ulaşan Kratos ve Gaia, Zeus'un öfkesiyle karşılaştı. Büyük bir yıldırım fırtınası çıkaran Zeus, Gaia'nın bir elini kopardı ve onu aşağı düşürdü. Kratos bu saldırılardan altın postu sayesinde kurtuldu. Sparta'nın hayaleti Gaia'nın sırtından aşağı doğru düşerken tutunmak için Olympus'un kılıcını ona sapladı ve yukarı çıkıp savaşa devam etmesi için yardım istedi. Gaia ise Zeus'a ulaşmak için Kratos'u kullandığını ve artık ona ihtiyacı olmadığını söyleyip ölmesi için Kratos'u dağdan aşağı attı. Cehennem nehrine düşen Kratos'un gücünün çoğunu ölü ruhlar aldı. Zazlo kıyıya çıkan Kratos Hades'i öldürüp Zeus'un yanına gitmeye karar verdi. Bu sırada Athena'nın ruhu geldi ve intikamını alması için ona yardım edeceğini söyledi. Kratos uzun mücadelelerden sonra Hades'in karanlık mağarasına ulaşmayı başardı. Kana susamış Spartalı Kratos'la savaşan Hades'in çok değerli miğferi kırıldı. Hades'in pençelerini ele geçen Kratos Hades'in savunmasız başına bu pençelerle vurdu ve kafasını parçalara ayırdı. Sonunda Hades'in ruhunu çaldı. Hyperion Gate'den geçerek yeraltı dünyasına kaçan Kratos şimdi tanrılar ve titanlarla yüzleşebilecekti. Kratos Olympus'un ateşine ulaşana kadar titanlardan Perses ve Kronos'la savaşarak onları yok etti. Aynı yolculukta tanrılardan Helios'un kafasını kopardı, Hermes'in bacaklarını kesti, Hera'nın boynunu kırarak öldürdü. Ayrıca üvey kardeşi ve yarı tanrı olan Herkül'ün de yüzünü paramparça etti. Kratos bu yolculukta karşılaşıp öldürmediği tek tanrı Afrodit'le ise güzel bir şeyler yaşadı işte. Ahlı ohlu mıhçı mıçlı bir şeyler yaşadı. Yolculuk sonunda Kratos labirentte Dedalus'la karşılaştı ve onu öldürüp Pandora'ya ulaştı. Pandora'yı yanına alan Kratos hızlıca Olympus'un ateşine ulaştı. Ancak ateşi söndüremeden bu hareketi Zeus tarafından engellendi. Pandora'yı Kratos'un elinden alan Zeus ağır sözleri ve Pandora'ya yaptığı hakaret yüzünden Kratos'u iyice sinirlendirdi ve bu ikili tekrardan birbiriyle ölümüne savaşmaya başladı. Pandora aslında Pandora'nın kutusunun gerçek anahtarıydı ve kendini kutu için kurban etmesi gerekiyordu. Pandora bunu yapmaya çalıştığında Kratos onu yakaladı. Ancak Zeus Kratos'un kanına dokunacak şeyler söyleyince Kratos Pandora'yı bıraktı ve Zeus'a saldırmaya devam etti. Tam bu sırada Pandora kutuyla bütünleşti ve oluşan ışık yüzmesiyle Kratos ve Zeus bayıldı. Kratos ayılınca eskiden yaptığı gibi kutuyu tekrar açtı fakat kutunun boş olduğunu gördü. Zeus bunu Kratos'un başka bir başarısızlığı olarak adlandırdı ve bu durumla dalga geçmeye başladı. Kratos'un kanı iyice beynine sıçradı. Dışarıdaki salonda kavga eden babayla oğlun dövüşü tekrardan dağa tırmanan Gaia'nın olay yerine gelmesiyle kesintiye uğradı. İkilinin savaştığı yeri söken Gaia, Kratos ve Zeus'u ezemeden ikili Gaia'nın üzerine atladı ve vücudundan içeri girdiler. Zeus ve Kratos Gaia'nın kalbinin bulunduğu bölgede tekrar savaşmaya başladılar. Kratos akıllıca bir hamle yaparak Zeus'u Olympus'un kılıcını kullanarak Gaia'nın tam kalbine çivilercesine saplayınca bir taşla iki kuş vurmuş oldu. İkisini de orada öldürdü. Tüm engame bittiğinde parçalanmış toprakların üzerinde uyanan Kratos Zeus'un cesedini buldu ve kılıcı çekip ondan aldı. Ama Zeus'un ruhu Kratos'u gafil avlayıp tüm silahlarını kırdı ve onu ölümün eşiğine getirdi. Bu saldırı sırasında tıpkı Ares'le yaptığı savaştaki gibi Kratos zihinsel ve azap dolu bir yolculuğa çıktı. Yolculuğu sırasında acı verdiği insanları ve Ares'i öldürdüğünü gördü. Kratos karanlıkların içinde umutsuz bir şekilde kala kalmışken birdenbire ortaya çıkan Pandora ona ışığını verdi ve kılavuz oldu. Umudu yeniden yaşayan Kratos son bir hamleyle Zeus'un asrar ruhunu yok etti. Zeus'un ruhunu bedenine geri döndürüp onu acımasızca pataklayarak öldürdü. Zeus'un kesin ölümüyle Olympus'un saltanatı bitmiş gibi görünüyordu. Athena Kratos'u zaferinden sonra tebrik etmeye geldi ve bunu Pandora'nın kutusu sayesinde yaptığını söyledi. Kratos da kutunun boş olduğunu söyledi. Athena Kratos'un yalan söylediğini ve kutudaki gücün Titanların savaşında ortaya çıkan kötü gücü yok ettiğini söyledi. Ayrıca Pandora'nın ateşini Kratos'un gözlerinde gördü. Athena Kratos'tan dünyanın kaostan kurtulacağı ve bu yüzden Kratos'un egemenliğinde yeni bir medeniyet kurulması gerektiğini dile getirdi. Ve söylediklerine bir nevi de haklıydı aslında. Fakat Kratos'un Ares'i yenmek için açtığı ilk kutudan çıkan kötülükler her yere yayılmış, tanrıların özellikle de Zeus'un içini kötülüklerle doldurmuştu. Kratos'a umut lazım olduğundan kutudaki umudu almış ve kötülüklerden etkilenmemişti Kratos. Ne zaman ki Kratos kendisini affetmeyi öğrendiğinde içindeki umut da
yavaş yavaş sönmüştü. Athena Kratos'a içindeki gücü kendisine vermesini istedi. Bu güçle Athena daha eder bir dünya inşa edecekti. Kratos Athena'nın bu teklifini reddetti ve Olympus'un kılıcını kendisine sapladı. Bunun üzerine kılıcı Kratos'un vücudundan çıkaran Athena Kratos'a kendisine hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Kratos Athena'ya sana hiçbir şey borçlu değilim dedi. Bu konuşma sırasında Kratos'un ilk ve son kez gülümsediği de oyuncular tarafından dikkat çekmişti. Bunun üzerine Athena gözden kayboldu ve Kratos orada kanlar içinde yalnız bırakıldı. Bu büyük, kanlı ve yorucu yolculuğun ardından Kratos biraz olsun huzura kavuşmuş gibi duruyordu. Hikayenin sonunda ise uçurumun kenarına doğru sürüklenmiş bir vücudun kan izleri ve kaos içinde bulunan bir dünya görünüyordu. Kratos'un Yunan mitolojisinde olan işi bu noktada bitmiş gibiydi. Peki Kratos'a ne olmuştu? I am hungry. Feed us. Kratos Olympus tanrılarına karşı intikamını aldığından beri yıllar geçti. Babası Zeus'la son karşılaşmasından sağ kurtulan Kratos şimdi çok sayıda vahşi canavar ve savaşçının yaşadığı vahşi bir toprak olan Norse tanrılarının dünyasında küçük oğlu Atreus'la birlikte yaşıyor. Oğluna böyle bir dünyada nasıl hayatta kalacağını öğretmek için Kratos uzun yıllar boyunca onu tahrik eden öfkeye hakim olmalı ve yeni rolünü bir baba ve de bir akıl hocası olarak kucaklamalıydı. Oyunda Kratos ve oğlu Atreus Kratos'un ölen eşinin rızası üzerine küllerini gömmek için ailemi en yüksek zirvesine doğru yolculuğa çıkıyorlar. Römork'a doğru ilerlerken ki ilişki dinamiğinin Kratos ve oğlu arasında fazlasıyla ön plana çıktığını da görüyoruz. Öyle görünüyor ki ikisi de öfkeden uzak durmaya çalışsalar da önlerine çıkan düşmanlara karşı öfkelerini göstermekten de geri kalmıyorlar. Atreus'un içinde de aynı babası Kratos'ta da olduğu gibi öfke patlamaları kendini göstermeyi ihmal etmiyor. Oyunun ortalarında Atreus'un öfkelerinin daha da belirginleştiğini fark eden sadece biz oyuncular olmuyoruz. Kratos da oğlunda kendininkine benzer bir öfke görüyor. Kendi babasını, eski eşini ve kızını ve de onlarca tanrıyı kontrolsüz öfkesiyle birlikte öldüren Kratos, oğluna sık sık öfke kontrolünün öneminden defalarca bahsediyor. Dağa ulaştıklarında yaşayan en zeki insan Mimir ile tanışıyorlar. Mimir, İskandinav mitolojisindeki bilgi ve bilgelik tanrısıdır. Mimir onlara geldikleri dağın en yüksek dağ olmadığını, en yüksek dağın başka bir yerde olduğunu söylüyor. Ayrıca bu yolculukta onlara eşlik etmeyi de öneriyor. Fakat Mimir, Odin tarafından cezalandırılıp vücudu bir ağaçla birleştirilmişti. Bu yüzden Kratos Mimir'in kafasını kesmek zorunda kalıyor. Kafayı tekrar canlandırması için de büyücü Freya'ya götürüyorlar. Freya kafayı canlandırıyor ve Kratos, Mimir ve Atreus tekrar yola koyuluyor. Baldur'un kardeşleriyle savaşan Kratos oğlunun hastalığının bastırmasıyla yolculuğuna tekrar ara veriyor ve yolları tekrar Freya'nın evine düşüyor. Freya Kratos'a bir devin kalbini alması gerektiğini söylüyor. Kratos bu görevi yapabilmek için Kaos'un bıçaklarını sakladığı yerden geri çıkarıyor. İstenilen görevi yaptıktan sonra oğlu ve Mimir'le beraber yolculukları devam ediyor. Hikayenin sonlarına doğru Kratos Baldur'un annesinin Freya olduğunu öğreniyor. Baldur'la karşılaşmalarında Freya ortaya çıkıyor. Freya oğlunu korumak için büyük bir devi kontrol ederek bu savaşı ayırmaya çalışıyor. O esnada Atreus'un çantasında bağlı olan yeşil okun bir parçası Baldur'un eline batıyor. Böylelikle Baldur'un hissetmeme ve ölümsüzlük yeteneği ya da laneti ortadan kalkıyor. Dünya yılanının Freya'nın devini yok etmesiyle beraber Kratos Baldur'u öldürüyor. Öyle de direkt öldürmüyor, bir şans veriyor oğlum bak diye. Hadi adam ol diyor, var git yoluna anana diye saygılı ol diyor. Baldur'u benim öldüreceğim Kratos da boy deyip öldürüyor, ne yapsın adam. Yola devam edip zorlukları aşıp zirveye ulaşan Kratos ve Atreus külleri gömmek için ilerlerken birden duvarda çizili olan resimlere baka kalıyorlar. Çünkü bu resimler yolculuklarını baştan sona kadar anlatmaktaydı. Kratos kaderlerinin daha önceden çizildiği görmekle birlikte bir an afallıyor ve şaşırıyor. Daha sonra Atreus'a külleri saçması için küllerin olduğu keseyi veriyor. Atreus zirveye doğru çıkarken Kratos o esnada başka bir resmi fark ediyor. Resimde Kratos bir sandalın içerisinde oğluyla beraber yolculuk yapıyordu fakat Kratos ölmüştür. Resme baktıktan sonra Kratos oğlunun yanına gider ve birlikte eşinin küllerini dökerler. Ve Kratos burada gerçekten o sert tavrını bir kenara koyar ve oğluna gerçek anlamda daha sıcak davranmaya başlar. Ve bu son gelecekte bizi bekleyen God of War'un devam oyunu olan Ragnarok için bir sürü soru işaretini biz God of War ve Kratos severlerle baş başa bırakıyor. Bölüm 2 Soft Reboot. Hem az önce dinlemiş olduğunuz God of War serisinin hikayesini, hem eski God of War mekaniklerini, hem de Kratos karakterine ve içeriklerine, daha sonra da yeni God of War'un yenilenen oynayış, çekim, karakter metni, içerik ve detaylarına göz gezdirdiğimiz zaman 2018'de çıkan ve God of War serisinin yeni oyunu olarak kabul edilen God of War'da birçok şeyin değiştiğini görüyoruz değil mi? Ya oyunlar baktığımızda mekaniksel, grafiksel ya da birçok noktada değişebiliyorlar. Örneğin Max Payne 1 çıktığı yıla göre başarılı, bayağı da iyi bir third person shooter aksiyon oyunuydu. Max Payne 2 de üzerinden 1-2 yıl gibi kısa bir süre
geçmesine rağmen aynı turda olsa da mekaniksel ve grafiksel açıdan kendini bayağı bir geliştirmeyi başarmıştı. Max Payne 3'te ise aradan geçen 10 yıldan sonra yine türü değiştirmeden grafikleri, mekanikleri ve karakter tasarımlarını günümüze uyarlamayı başarmış. Fakat içerik olarak karakterin alt metninden tutun oynanış tarafındaki her şeyi stabil kılabilmişti. Ama God of War'da işler bambaşka bir hal alıyor. Kratos fiziksel ve zihinsel olarak birçok noktada değişim göstermiş. Yaşlılığının da getirisiyle çıtırdan kül almış, ağırbaşlığının getirisiyle sakalları salmış ki bu Kratos'a bayağı yakışmış. Geçmişteki yaşadıkları, kendi karısını ve kızını katlettikten sonraki pişmanlıklarının da getirisiyle oğlu Atreus'a karşı olması gerektiği gibi gerçek bir baba gibi davranmayı başarabilmiş ve önüne geleni yıkıp geçen, öfkesi dahiline kendi kanından olanları bile tanımayan, tanrıları ipe dizen acımasız Kratos gitmiş, yerine Kratos baba gelmiş. Ha, adam yine öfkelenmiyor mu? Tabii ki öfkeleniyor. Ama bahsettiğim şey sadece Kratos'taki değişim değil. Kratos'la beraber God of War'un teması da baştan aşağı değişmiş. Videonun da başında bahsettiğim gibi bir önceki God of War videosunda da uzun uzun değindim. Oyunun yapım aşaması, ortaya çıkışı, planlamalar ve birçok noktada bu konulara değmiş, işin derinliklerini sizlere anlatmıştım. O yüzden burada direkt olarak sonuca varacak olursak, tek kameralı çekim, hiç cutscene girmeden baştan sona oyuncunun sanki oyunun içindeymişçesine hissettiği oyun, klasik heyken seç türünden de sıyrılıp içinde gizli bir Souls-like barındırıyor desem yanlış olmayacak. Aranızda oyunu oynayanlar ne demek istediğimi çok net bir şekilde anlıyordur şu an. Şahsen Devil May Cry 5 incelememi izleyenler bilirler, ben oyunu en zor modda oynamış, rahatça bitirmiştim. Fakat God of War'ın normal modunda bile birçok yerde bosslardan, varküllerden ya da kendimizden güçlü ya da güçsüz her türlü slottan direkt olarak tek yeme ihtimalimiz bile var. Vallahi ben birçok noktada tek yediğimi de biliyorum yani. Gerçekten böyle varkür geliyor, tek atıyor sana. Sekiro misali doğru yerde doç atıp doğru yerde kaçınmadığımız takdirde Kratos'tan eser kalmıyor abi. Direkt yiyoruz teki yani. Eski oyunlar öyle değildi mesela. Eken Slash türünün cevabıydı hepsi. Önüne bir sürü mob koyardı oyun. Parçalaya parçaya ilerlerdin. Ya da bosslar da savunmadan ziyade hep saldırı mekanizmanı göz önünde bulundururdun. Ama gizli Souls unsuruyla beraber God of War 2018 versiyonunda bu oynanış dinamiği de birçok noktada ortadan kalkıyor ve rakiplerinize saldırırken savunmanızı da başarılı bir şekilde hesaplayıp gerçekleştirmeniz gerekiyor. İşin sonucuna varacak olursak da God of War tam bir reboot değil. Çünkü Kratos karakteri geçmişte yaşananlar ve oyunun geçmiş oyunlardan birçok konuya değinmesi, God of War 2018'i geçmiş God of War oyunlarının devam oyunu olarak sunuyor bize. Fakat düzey kendisine şu unsurundan kopulması, karakterin acımasız, öfke kontrolü olmayan cani bir karakterden gerçek bir babaya dönüşmesi, ağırbaşlığı ve sorumluluklarını bilen yapısı, oyunda yer alan çizgisel açık dünya, oyunun sunum şeklindeki baştan aşağı değişim ve birçok şey God of War'da soft reboot dediğimiz mantığı ortaya çıkarıyor. Bölüm 3. Oyun bittikten sonra bizi bekleyenler. Yenilenmiş God of War'ın bir diğer güzelliği ise tabii ki oyuncuyu sıkmayacak, utandırmayacak ve tam tadında dizayn edilmiş açık dünyası. Oyunu bitirdikten sonra bu açık dünyada birçok farklı ana görev kalitesindeki yan görevlerden tutun, Varkür adı verilen bosslar, goblinler, bulmacalar ve birçok farklı gizem bizleri bekliyor. Açık dünyayı keşfetmeye devam edebiliyor ve bu keşifler sırasında God of War'ın bilinmeyen hikayesinde ya da gelecek olan Ragnarok'a dair birçok bilgiyi, gizemi, hikayeyi ve bilinmeyeni açığa çıkarabiliyoruz. Gizli odaları bularak bu odalardaki bulmacaları çözebiliyor, hikayeleri açığa çıkarabiliyor ya da çizimleri görebiliyor. Biliyoruz. Keşifleri gerçekleştirerek haritadaki buğulu bilinmeyen noktaları açığa çıkarabiliyoruz. Valkür adı verilen ve oyunu gerçek bir Souls-like'a dönüştüren inanılmaz güçlü bosslarla kapışarak Zeus'un zırhı gibi çeşitli ve aşırı güçlü ekipmanları elde edebiliyoruz. Ve kısacası abi oyunu gerçek bir RPG'ye dönüştürebiliyoruz. Zaten oyun ana çizgisinde böyle ufak minik RPG unsurları barındırıyordu ama oyun bittikten sonra o açık dünyanın içine gerçek bir RPG'ye dönüştürüyoruz God of War'ı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalın diğer videolarından haber dar olmak için abone olup zili açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de lütfen like ve yorum yapmayı unutmayın. Gerçekten yorucu bir videoydu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.